Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu hafta sizlere infantil kolikten bahsetmek istiyorum. Burada bize fayda sağlayabilen tindalize probiyotik dediğimiz kavram nedir? Bunu bugün detaylandırmak istiyorum. Kolik nedir? Özellikle 3. haftadan itibaren bebeklerde görülmeye başlayan, 4. aya kadar devam edebilen, günde 3 saatten daha fazla, haftada 3 günden daha fazla şikayetlerin 3 hafta boyunca devam etmesi. Nedir bu şikayet? Sebebi belli olmayan ağlama, huzursuzluk gibi tabloyla seyreden bir durum kolik. Kolin sebepleri tam olarak net değil ancak sebepler arasında suçlanan bazı faktörler var. Bunlar arasında özellikle annenin beslenme şekli, bebeği emzirme şekli, anne sütünün hızlı bir şekilde boşalması, çocuğun anneyi emerken sürekli hava yutması, bebeğin bağırsaklarının tam anlamıyla gelişmemiş olması, bebeğin çevresel uyaranlara karşı aşırı aktif olması gibi faktörler suçlanmakta. Ancak dediğim gibi sebebi tam olarak belli değil. Burada koliyi önlemek için bazı yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri de var. Özellikle bebeği sık sık emzirmek ve doğru bir şekilde emzirmek, işte bebeği 45 derecelik açıyla tutarak emzirmek, aynı zamanda annenin beslenmesinde gaz yapabilecek yiyeceklere karşı dikkatli olması, süt boşalımını yavaş yavaş yapmak, bebeği birden yüksek miktarda beslememek. Özellikle anne sütünün ikinci kısmı daha besleyici özellikle bir süt profiline sahiptir. Bebek de tam olarak doygunluk hissini yaratan süt ikinci kısımdaki süttür. Bebeğin bu sütten de faydalanmasını sağlamak, aynı zamanda işte bebeğin gazını çıkarmak gibi bazı yapılabilecek şeyler var. Ancak onların dışında bazı probiyotik bakterilerin de infantil kolik üzerinde fayda sağladığı gösterilmiş. Bugün sizlere bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada 2 haftayla 4 aylık arasındaki 168 bebek üzerinde günde 2 milyar tindalize formda ne demek olduğunu birazdan anlatacağım. Lactobacillus helveticus HA122 suşuna sahip probiyotik artı melisa ve papatya kombinasyonu kullanıldığında bebeklerin ağlama süresinin %50 oranında azaldığı gösterilmiş. Aynı zamanda bu alanda yine etkisi daha önce kanıtlanan başka bir probiyotik suçu ve aslında bir ilaç molekülü olan simetikon isimli molekülden de çok daha güçlü bir şekilde kolik semptomlarını azalttığı yapılan çalışmayla gösterilmiş. Tindalize bakteri nedir? Tindalize bakteri inaktive edilmiş bakteri anlamına geliyor. Sıcakla, ısıyla öldürülmüş bakteriler. Dolayısıyla bu canlı bir bakteri vermekten daha güvenli bir alternatif daha küçük yaştaki çocuklar için yapılan çalışmalarda tindalize bakterilerin de özellikle bakterinin duvar elemanlarını vermemizin de ve bakterinin içerisindeki bazı yapıların bağırsak sağlığı üzerinde anlamlı bir şekilde fayda sağlayabildiği gösterilmiş. Biz bazı durumlarda da işte bu tindalize bakterilerden de fayda görebilmekteyiz. Tabi melisa ve papatya sizlerinde bildiği gibi aynı zamanda zamanda sakinlik, sedasyon ve rahatlama sağlayan bitkisel destekler özellikle papatyanın içerisinde apigenin dediğimiz flavonoid. Melisa içerisinde de rozmarinik asit dediğimiz kendine has bazı moleküller bulunuyor. Bu klinik çalışmada da %7 rozmarinik asit içeren 130 mg melisa ve %3 apigenin içeren 18 mg da papatya kullanılmış. Yani bu dozların da bu bebekler üzerinde herhangi bir yan etki yaratmadığı gösterilmiş. Aynı zamanda illa kolik olmasına gerek yok. Melisa ve papatya ekstresi bizlere uyku kalitesi artırma, huzursuzlanan, bir türlü uyumayan çocuklar üzerindeki semptomlarda da anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Biliyorsunuz daha önce probiyotik nedir, prebiyotik nedir, postbiyotik nedir diye videolar çekmiştim. Ancak probiyotik konusu derya deniz bir konu. Altında birçok detay yatıyor. Bugün de sizlere tindalize probiyotik kavramından, inaktive edilmiş probiyotiklerden aynı zamanda bunların kolik üzerinde fayda sağlayabileceğinden bahsetmek istedim. Takviye ile ilgili daha detaylı bilgiler için tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram Dr. Mustafa Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.